Binlerce çeşit, binlerce meyve karşınıza geliyor. Adapazarı Geyve ve şimdi alıç kazanlarında gördüğünüz gibi iki tane ablamız böyle saatlerce bu sıcakta kaynar ateşin başında alıç kaynatıyorlar. Annem kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederiz. Bu çevirmenin ayrı bir stili var mı? İsim neydi? Arife. Ablamın ismi? Ayşe. Arife Ayşe, iki tane A ile başlayan isim. Sen bura biraz daha fazla kaynadı herhalde. Evet. Kaynayınca yukarıdan mı çeviriyoruz böyle? Yok, dibinden bu şekil, dibine sarmasın diyerekten bu şekil karıştırıyoruz. Hayır, Ayşe ablam biraz daha böyle nazik nazik uzaktan böyle çeviriyor. Sen de biraz daha böyle yukarıdan çeviriyorsun, onun için dedim. Yani bu stiller değişiyor mu, çevirme stilleri? Yok, yapışmasın diye daha yapışmasın. Böyle bandralak çevirirsek yapışmıyor. Arife annem, şimdi zor bir iş yapıyorsunuz. Doğru mudur? Doğrudur. Öncelikle kazanlar kaç kilo? Kazanlar 100 kiloluk kazanlar. 100 kilo. Kaç kilo alıç attınız? Kaç kilo alıç attık? 70 kilo alıç attık. Marmelet olarak 70 kilo attık. 70 kilo alıç mı attınız buraya? Evet. Başka bir şey attınız mı? Başka bir şey atmadık. Organik olarak. Su attınız? Evet, su attık. Zaten suyla kaynattık biz evet. Bunu. Suyla kaynatınca da çekerken de hiçbir şey yapmadık. Kendi suyla. Vallahi kokusu burnuma kadar geliyor tam. Peki kaç saat kaynayacak? En az 4 saat kaynaması gerekir. Annem sen 4 saat boyunca böyle bunu çeviriyor musun? Çeviriyoruz. Arkadaşlar var, denişiyoruz. Nöbetleşe. Evet. Kaç saatte bir nöbet değişim var? Ya yorulduğumuzda birbirimize yardımcı oluyoruz. Böyle iki kazan yer mi değiştiriyorsunuz, nöbet mi değiştiriyorsunuz? Yok, yer değiştiriyoruz. Yok, arkadaşlar var. Onlar denişiyor. Allah Allah. 70 evet. Kilo. Peki marmelat bu kaynadıktan sonra kaç kilo çıkıyor? Kaç kilo çıkıyor? 70 kilodan 30-35 kilo falan çıkar. 30-35. Evet, azalması gerekiyor. Kuruması. Kilosu kaça gerekiyor. Gidiyor? Kilosu 15-20. 15-20. Evet. Ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Bütün hastalıklara şifa. Ben bunu yiyince sesim daha gür çıkar mı? Tabii ki çıkar. Sen dedin ya sesimi açar mı diye. Açar yani yediğin zaman. Bunu nereden anlayacağız? Yedikçe anlaşılır. Buyur bir taneye o zaman. Tabii ki. Şu sesin bir açılsın bakalım. Bu... Konuyu nereden nereye bağlıyorum değerli izleyiciler? Bu bir zeka işidir. Sence niye böyle bir soru sordum? Ne bileyim. Sesin açılsın ki güzel türkü söyle, güzel mani söyle. Ver bakalım şunu, biraz da biz karışalım. Arife annem hop şöyle. Mikrofonu sana veriyorum. Değerli izleyiciler, alıcın başında Arife annem, Sakarya Geyve yöresine ait. Şimdi sizlere bir türkü seslendirecek. Ardından bir mani patlatacak. Biz de o arada böyle alıcı çevirmeye çalışacağız bu güzel buhar eşliğinde. Buyur anne, mikrofon sende. Teşekkür ederim. Dün akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra. Dün akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra. Bir yabancı gibiydin, dönüp bakmadın bana. Bunu senden ummazdım, çok kırıldım ben sana. Bir fincan kahve alsa 40 yıl atar vardır. Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı. Yeter mi? Yeter mi, ben bilmiyorum. Ya bu biraz erkek türküsü gibi oldu. Sakarya Geyve'ye mi ait bu? Evet, her tarafa ait. Kim söylüyor bu şarkıyı? Ben söylüyorum. Hayır yani şey, anonim şarkı da. Genelde kim söylüyor? Ümit Besen miydi? Kimdi? Cengiz Kurtoğlu muydu? O kadar mı? Hakkı Bulut muydu? Bir tane daha şöyle enişte için. Eniştenin ismi ne? Hayati. Bir tane daha ya. Ya ablam, ya Arif annem. Kendim alınmış gibi ya. Burada yiyelim. Kayanın arkasında, kına kardım tasında, benim sevdiğim olan üç köyün ortasında. Kayanın arkasında meşe kömürü müsün, elinde dolma kalem banka müdürü müsün? Yeterlidir herhalde. Yeter mi? Abla ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Değerli izleyiciler, Arife anneme teşekkür ediyoruz. Anşe ablam dedi ki bize sıra nasıl gelecek dedi. Hep dedi o tarafta kaldın. Şimdi yavaş yavaş öbür tarafa doğru geçiyorum. Şöyle bir geçtim. Evet, közde gördüğünüz patlıcan, üstüne basmayacaksın, şöyle bir atlayacaksın demişler. Atladık değerli izleyiciler. Anşe abla nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Seninki böyle biraz daha nazik gidiyor.
Çünkü benimki daha kaynamadı. Ne zaman kaynayacak? Diğer kazandan ateş buna erecek, o zaman kaynayacak. Tandırın altından ateş buna yöneldiğinde kaynayacak. Annem, bunları çocuklara mı yedirmek lazım, yetişkinlere mi yedirmek lazım, sabah kahvaltısında mı yemek lazım? Doğaldır. Ağaçtan geliyor, kazana giriyor. Hiçbir kimyası olmadan tamamen yöresel bir şekilde satıcılarımıza sunuluyor. Huyu nasıl? Bu Arif annemin huyu nasıl? Böyle karşılıklı geçinmeniz lazım. Komşu ne demişler? Ev alma, komşu al demişler. Şimdi anne kız gibi desek, evet. Kim büyük? Abla büyük. Ha, anne kız oldun mu sorun olmuyor zaten. Evet. Hiç dedikodu yapıyor musunuz? Bayandırın dedikodu yapmayanı var mıdır? Bugün ne yaptınız? Caner, gel burnumuzun içine gir kardeş. Biraz daha gir. Ya öte git, sen de kilo almışsın. Biraz geri git. Ha, kendimi rahat hissedeyim abi. Değerli izleyiciler, Caner kardeşim 105 kilo. 105 kilo da ben. 105 ne yapar abla? 210 yaptım. Aa, nasıl da biliyorlar. Matematikte sağlam. Matematikte sağlam. Bugün ne dedikodusu yaptınız? Bugün dedikodu yapamadık. Size hazırlandık. Bizim dedikodumuzu yaptınız o zaman. Marmelatlarımızı hazırlayalım. Ekran başındakileri sunalım istedik. Evet. Dün ne yapmıştınız? Dün salça yaptık, tarhana yaptık. Salça yaptık. Dedikodu bölümüne mi giriyor, anlamadım yani. Dedikodu ne? Ürün olarak. Ne yaptınız ablam? Tarhana. Dün kimi çekiştirdiniz? Ben nasıl olsa tanımıyorum, sen atabilirsin. Ama beni izleyenler tanıyacak muhakkak. Öyle mi? Ama dün inanın bizim çekiştirmeye vaktimiz olmadı, işimiz çok yoğundu. Ayşe abla kaç çocuk var? İki. İki çocuk var. Evet. Enişte ne iş yapıyor? Enişte ihracat yapıyor. İhracat. Evet. Bunları ihracatını yap. Meyve ihracatı yapıyor. Meyve ihracatı. Evet. Hiç sıkıldığın oldu mu? Ya benim bu kazanın başında ne işim var dediğin oldu mu? Oldu. Seni hangi aşk bağlıyor buraya? Buraya hangi aşk burada bağlıyor? Burada sadece bize bir de bu güzel... alıç mı kaynatıyorsunuz? Başka şeyler de böyle. Bir sürü ürünler yapıyoruz. Ne mesela? Bu kazanlarda ne kaynatıyorsunuz? Bölgemize çıkan tüm meyve, sebze hepsini değerlendiriyoruz. Arkadaş taze fasulyede mesela konserve yapacağız. Alıç yapıyor. Tarhana, erişte, salça, pekmez... Reçel, kuşburnu, yani reçelin ve marmelatın bütün çeşitli, bir sürü çeşit yapıyoruz. Kızılcık, kuşburnu marmelatı yaptık. Yok marmelatı. Yok. Bereketli topraklar. Şimdi patlıcanlar attınız oraya. Şöyle bir geleyim. Caner gel bakayım. Oho, bunlar yatıyor maşallah ya. Ne zaman çıkacak annem? Onlar çabuk çıkar. Çabuk çıkar. Evet. Bakalım. Yani... Arif anne bir kontrol et bakalım. Sen mi kontrol edeceksin? Anne gel. İsim neydi annem? Kıymet. Kıymet abla, kıymetini bilmeyenler utansın Kıymet abla. İnşallah herkes kıymeti... Öyle mi kontrol ediyoruz? Nedir durumları? Pişmeye olmuş yani. Bunları yiyecek miyiz biz, ne yapacağız? Evet, konserve yapacağız bunları. Bu konserve mi olacak? Evet. Hemen şeye basacağım mı kavanoza? Evet, bunları soyuyorsun, ondan sonra şişeleyip konserve yapıyorsun. Vallahi buram buram tütüyor burası ya, bu sıcakta. Vallahi hakkınızı nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. Burada hummalı bir çalışma var, bir tarafta alıç var. Bir tarafta patlıcan var, bir tarafta fasulye var, konserve yapılacak. Şunlar alıçlar herhalde orada, konservesi yapılmış onlar. Bunlar salça. Onların ağzını hiç açmayın. Bunlar ne annem? Bunlar patlıcan konservesinin olmuş hali bu. Evet, organik değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi Adapazarı Geyve'de. Şimdi ben annemle, kıymet annemle fasulye kırma yarışması yapacağım. Değerli izleyiciler, Türkiye'de en iyi fasulyeyi ben kırarım. Benim kırdığım fasulye bir daha asla iflah olmaz. Geç bakalım fasulyenin başına kıymet annem. Oo, patlıcanlara bak değerli izleyiciler. Kime nasip olacaksın kim bilir. Bana nasip olmuyorsan kime nasip olacaksın kim bilir. Gidi patlıcan. Konservesi yapılacak değerli izleyiciler. İnşallah böyle hak eden birinin gırtlağına nasip olur diyoruz. Ve onu hemen yatırıyoruz. Şuraya annemin yanına geliyorum. Fasulye kırma. Kıymet abla, dakikada kaç fasulye kırarsın? Bilmiyorum, hiç dakika tutmadım. Kaça bölüyorsun fasulyeyi? Fasulyenin durumuna terledim. Bölüyoruz. Büyüklüğüne, küçüklüğüne. Büyüklüğüne, küçüklüğüne. Evet. Mesela bir ikiye, normalleri ikiye bölüyorum. O zaman şöyle yapıyorum Kıymet abla. Sana bir dakika süre veriyorum. Bir dakika fazla, 30 saniye süre veriyorum. 30 saniyede kaç tane orta boy, küçük boy, büyük boy fark etmez fasulye kıracaksın, bir bakalım. Öncelikle iddialı mısın? İddia edemiyorum ya. Neden? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben diyorum ki bir dakikada ortalama 30 saniyede 10 tane kırar diyorum. Hazır olduğunda kendini hisset. 10 tane hadi bakalım. 2, 3, 4, 7. 7, 3 tane daha al anne. 10 tane. Evet, bakalım kırabilecek mi? Başla. Vallahi makine gibi değerli bir şey. Ellerim titriyor. Ellerin titrer ya.
Bir tane düştü. Evet. Kıymet annem gayet başarılı değerli izleyiciler. Kırılan fasulyeleri şöyle görüyoruz. Bunları ne yapacağız? Kaynatacak mıyız yoksa direkt mi? Konserve yapacağız bunları. Yine kazanla mı kaynayacak? Evet. Kazanla kaynayacak. Konserve yapacağız. Evet. Patlıcanlar gibi aynı. Ha, patlıcan gibi olacak. Evet, aynı pişenin aynısı, patlıcanın evet. Aynısı oluyor. Evet değerli izleyiciler, yok gördüğünüz gibi odunlar, bir tarafta alıçlar, bir tarafta salça, bir tarafta fasulye, bir tarafta patlıcan ve alıcın da şimdi başına gidiyoruz. Hummalı bir çalışma var değerli izleyiciler diyoruz. Evet, orada kaynar kazanın başında Arife annem ve Ayşe annemin kaynattıkları alıç bu işte. Bunu suyla beraber ateşin altında kaynata. Ya ben bir şey merak ediyorum. Bunun çekirdekleri ne oluyor abla? Makinamıza geçiriyoruz önce. Haşladıktan sonra. O aşamadan sonra marmelatı yatırıyoruz. Ha, anladım. Çünkü alıç çekirdekli değerli izleyicilerimiz. Şöyle geliyorum. Caner görüyor musun? Bak alıcı görüyor musun? Bak alıç bu alıç. Alıç her derde deva alıç. Sen bu işlere alış kardeş bak Caner. Evet değerli izleyiciler. Annemlere çok teşekkür ediyoruz. Geyve'de yolculuğumuz devam edecek diyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, Sakarya'dayız, Geyve'deyiz ve Geyve'de şu anda sabunun her çeşidi, ayvadan yapılan sabunun her çeşidi ve diğer çeşitler var. Sevilay Hanım'la birlikteyiz, yöresel pazarın içindeyiz. Yolunuz düşerse mutlaka Geyve'de hemen içeri bir gireceksiniz. 3-5 dakikada şu güzellikleri göreceksiniz. Evet değerli izleyicilerimiz, limon kolonyasını duydum ancak, gül kolonyasını duydum ancak, ayva kolonyasını ilk defa nerede duydum? Geyve'de duydum, ayva kolonyası. Buradan başlayalım. Neler söyleyeceksiniz efendim? Ayva kolonyası güzel. Ayvanın çiçeği damıtılarak onun kokusunu alıp yapıyoruz. Geçiyoruz. Ayvanın sabunu. Sabun. İçinde gerçekten ayva yaprağı, ayvanın çekirdeği ve kendisi var. Meyvasını kurutuyoruz, sabunhanelere gönderiyoruz, bize yapıp getiriyorlar. Bu ne sabunudur efendim? Üzüm çekirdeği. Şöyle biraz da yüzünüzü görsünler. Evet, üzümün pekmezini yapıyoruz biz. Kalan çekirdeklerini, posalarını böyle meyvalarda değerlendiriyoruz. Üzümün sabunlarda. Evet. Ne üzümü meşhurdu buranın efendim? Kara üzüm ve müşküle üzümü. Müşküle üzümü, müşküle evet. Üzümünü gördük. Buradan ne efendim? Ihlamur çiçeği, yaprağı, çiçeğinin kendisi var. Çok güzel bir kokusu vardır, aromaterapi. Bayanların en çok sevdiği, kullandığı. Güzel bir sabun. Hep bu bayanlar. Da. Sanki erkekler hiç sabun kullanmıyor değerli izleyiciler. Sevil Hanım devamlı bayanlar için. Evet geldik. Bu nedir? Bunlar böyle güzelliğe daha meraklı oldukları için. Bu da erik sabunumuz. Erik. Şöyle evet. Eriğin biz ekşisini yaptık bu sene. Pekmezini yaptık. Eriğin çekirdeğini kırarak, yağını çıkartarak, kendi içine meyvasını da koyarak. Böyle bir erik sabunu. Rengi de çok güzel. Yani yok ya. Başka neler var yöresel burada gelenler? Ne bulacaklar Geyve'ye ait? Taranamız var, salçalarımız, eriştelerimiz var. Eriştelerimizi renkli yapıyoruz. Pancarla, ıspanakla, tam buğdaylı, domatesli. Çocuklar rengarenk olanı çok seviyorlar. Şu anda üretim hala devam ediyor. Çıkan ürünlerin hepsini reyonlara dizmeye çalışıyoruz. Ya o zaman biz de şöyle diyoruz Sevilay Hanım. Fransız parfümlerine dünya kadar para vermeyin. İşte ekranlara geliyor bin bir çeşit ürün. Değerli izleyiciler, her zaman yerli mandan yanayız. Sabunu şöyle bir suratınıza sürdük. Almak zorunda kaldık değerli izleyiciler. Ne sabunuydu efendim? Çilek. Çilek gibi kokuyorum ya.
Geyve'deki hareketliliğimiz devam ediyor. Türkiye'nin en verimli topraklarındayız. Geyve'de yok yok, bitmeyen hiçbir şey yok. Ne yapıyoruz? Salçalık biber, pulluk biber, kırmızı biber. Tarlalarda maşallah rahmet var diyoruz. Fatih kardeşim nasılsın, iyi misin? Sağ ol, hoş geldiniz. Evet Fatih kardeşim, biber ekimi de yapılıyor. Geyve'de yok yok, doğru mudur? Evet. Artık son dönem biberin. Biberin son elleri artık bunlar, dördüncü eli. Salçalıklar yapıldı. Şu an sana bu fabrikaya gidiyor. Bu fabrikaya gidiyor. Çıkması. Bundan peki çıkma. Ha, çıkma. Salçanın dışında ne yapılıyor kırmızı biberden? Ne yaparsan yap işte, artık sana kalmış. Son yıllarda bayağı moda oldu ama bu biber. Yani son yıllarda bayağı moda oldu. Ya çok fazla tüketilmeye başlandı. Eskiden bu kadar kırmızı biber çok fazla reyonlarda kızarmalık göremiyorduk ama şimdi son yıllarda ciddi manada çocukluğumuzda daha çok yapılıyordu bu da. Çoğunluğu bizim burada kış mahsulü, karnabahar, kereviz. Karnabahar, kereviz diyorsun. Ayva mayva da vardır tabii. Ayva, üzüm var. Var. Diyorsun. Var. Çiftçiyiz. Evet. Ne güzel, mutluyuz. Evet. Çiftçi milletin efendisidir. Öyle diyordu ama. Anneyle beraber çalışıyorsun. Anne, hanım, çocuk, tüm mürcemat çalışıyoruz işte. Fatih gibi kardeşlerimizi de yürekten tebrik ediyoruz. Niye diyeceksiniz? Bakın, çuval çuval emek var. Onlar emeği veriyor, biz yemeğe veriyoruz. Doğru mu abiciğim? Bana da gözüktüm bu arada. Peki kaç hasat yapıyorsun? Biber böyle bir dökümlük mü oluyor, 2-3 kilo? Ben de abi, sen ilk yaptın bunu. Çuval kaç kilo geliyor? 13 kilo gelen de var, 20 kilo gelen de var. Bir bakayım şöyle ya, bir kontrol edeyim Fatih'im. Evet, 13 kilo gelen, 20 kilo gelen var dedi değerli izleyiciler. Keskin adaleli vücudumuzla şöyle bir bakacağım. Mesela bu çuval kaç kilo? Şöyle çekiyorum. Bakalım ya. Değerli izleyiciler, bu çuval 16 kilo. Bu arkadaşlar emekçi, sahip çıkmak lazım. Ne deseler de haklılar. Çünkü bunun yazı var, kışı var. İşte sabah 9'da başlıyorlar, akşam gece 8-9'lara kadar çalışıyorlar. Değil mi? Fırtınası var, o var. Ne deseler haklılar. Bir de Hamid anneye gidelim. Hani seni anam benim için doğurmuş diye yenge Fatih kardeşim öyle söylüyor ama hanımı da orada çalışıyor değerli izleyiciler. Ailece çalışıyorlar. Anneye gidiyoruz Hamid ablaya. Takip et bakalım. Değerli izleyicilerimiz, şöyle biber tarlasına girdik. Biber tarlası. Hamid anneciğim, kolay gelsin. Sağ ol. Evet. Bir adet kırmızı biber. Çiğ yenir mi anne? Şöyle bir dön annem. Şöyle bir dön. Şurada reklam var mı? Reklamı çıkartalım, sonra geri veririz. Nasılsın, iyisin? İyiyiz. Yaş kaç? 65. 65 yaşında tarlada çalışıyorsun. Çalışıyorum. Kaç yıldır tarlada çalışıyorsun? Senelerden beri işte nasıl şey oldu, sozmadığımız çalışıyorsun. Kendini bildiğin bilin. Kendimi bildiğim bilin. Ya bu Fatih çok böyle sert konuşuyor. Çocukluğunda da mı böyleydi bu? Böyleydi, sinirli. He? Enişte evet. Nerede? Şeker hastası. Şeker hastası, çalışamıyor. Evet. Peki Hamide annem, evet. Yani en çok hangi meyveyi toplamayı seviyorsun? Üzümden mi hoşlanırsın, ayvadan mı hoşlanırsın, hepsine biberden mi, kerevizden mi? Hepsine de oğlum, hepsine de giderim ben. Çalışmak sana iyi geliyor mu? İyi geliyor. Ellere bakalım şuna, sırlı ellerine. Be ellere bak, çevir elleri be. İşte değerli izleyiciler, bak bu elin avucun içini öperim. Vallahi öperim, billahi öperim. Hem anne olduğu için öperim, hem de emekçi olduğu için. Bak şu ele bakın, ele. Bu el işte. Bu el sayesinde biz böyle kebapların yanında, ne bileyim salataların yanında, ne bileyim böyle ızgarada, mangalda biberleri yiyoruz. Doğru mu? Doğru. Hamid annem olmasa ne olacağız, ne yiyeceğiz? Sen de kızartıp yiyor musun annem evde? Bu çiğ yenir mi? Çiğ yenir. Yenir mi bakalım? İyi bak, tatlı olur, ye. Yenir oğlum. Gayet güzel. Yenir. Gayet güzel. Hamid annem, söylemek istediğin bir şey var mı? Bir şey yok, söylemek istiyorum. Gelinden memnun musun? Memnunum. Çalışıyor diye mi memnunsun yoksa? Her işime karşı sever iyi. Sever misin kendisini? İyi, iyi, severim. İyi. Seni var ya, yürekten tebrik ediyorum anne. Tamam, sağ ol. Kolay gelsin diyorum. Allah razı olsun çocuğum, hadi. Gayet güzelmiş. Tamam, güzel. İyi. İyi. Sen de buradayız. Acı biber, acı. Evet değerli izleyicilerimiz, canınız tatlı çektiğinde kaşık sallarsınız keşküle. Eğer
Adapazarı GV'ye geleceksiniz, yiyeceksiniz üzümde müşküle. Patente alınmış, uluslararası standartlarda, hatta GV'li arkadaşlara göre uluslararası standartların biraz daha üstünde, daha doğrusu standardı olmayan, hatta standardı ölçülemeyen tek üzüm, bunun üzerinde yoktur sözüm diyorum. Tarla sahibi Hüseyin Bey ile birlikteyiz. Efendim, müşküle üzümüyle ilgili bizi bilgilendirebilir misiniz? Müşküle üzümü güzel bir çekirdeklidir. Yani Manisa'daki çekirdekli üzümlere benzemez. Bunun pekmezi de olur. Lezzetlidir yani. Eylül'ün son aylarında hasatı olur. Sofralık çeşidimizden biridir üzüm. Bunu yetiştirmesi güzel de yemesi nasıl abi? Yemesi güzeldi. Buyurun tadına bakın. Bir tane siz yer misiniz? Tabii buyur. Nasıl? Çok güzel. Yarışmaya var mısın? Yarışmaya, ne gibi yarışma? Üzüm yeme yarışmasına. Yok, arkadaşlara tavsiye edin. Arkadaşlara tavsiye ediyorsun. Yarışmadan çekildiğini mi söylüyorsun? Evet. Yarışmaya var mısın Niyazi kardeşim? Pek anlamam ama yine sizin içinsin. Yarışmanın kuralını ben söyleyeceğim. Yarışmaya var mısın, yok musun? Varım efendim. Evet, Niyazi Bey ben varım dedi. Değerli izleyiciler, GV'nin en atletik vücuduna sahip değerli kardeşim isim neydi? Serkan. Serkan kardeşim, yarışmaya var mısın? Yokum. Sen de mi çekildin? Evet. O zaman şöyle seni de Serkan geriye arkaya fon olarak alıyoruz. Ve değerli izleyiciler, bu gördüğünüz yakışıklı, güneş enerjisiyle çalışan ve yukarıdan aldığı enerjiyi üzümlere veren beyefendiyle birlikteyiz. Efendim, yarışmaya varsınız herhalde. Varım artık. Ne üzümle yapalım? Aranız nasıl? Çok güzel. Yani diyorsun ki sen söyleyeceksin, sana yoktur sözüm. Ben diyorsun, üzüm yerim, yersin diyorsun. Ayva yediğin üzümü de yersin abi. Şimdi efendim, yarışacağız değerli izleyiciler. İkisini birbirinden ayıralım. Yaklaşın. Buyurun efendim. Büyük salkım abime versin. Öyle değil. Büyük almayın. Bir dakika, sen seç. Senin yaşın büyük, seçme hakkın var. Mevzu zaten yarışmanın nasıl olduğunu biliyor musun Niyazi Bey? Başımıza geleni göreceğiz bakalım. Sol tarafımdaki genç arkadaş Geyve'nin yerlisi. Adı Niyazi efendim. Sağ tarafımdaki değerli kardeşimiz de memleketler efendim? İstanbul. İstanbul memleket. Hemşehrin evet. Memleketler İstanbul. Evet. Kök Rumeli. Rumeli'den geldim. Evet. Oralarda da üzüm meşhurdur biliyorsun. Çok meşhur. Evet, meşhurdur. Yarışmayı sizce nasıl bir yarışma yapacağım, tahmin edin? Vallahi göreceğiz bakalım. İnşallah bir hayırlı bir yarışma olur bizim için. Ay, tahminin nedir? Tahminim üzüm yeme yarışması. Üzüm yeme yarışması. Tamam. Sence tahminin nedir? Ben de üzüm yeme yarışması. Tutup da salkımı ağzımıza sokacak. Evet değerli izleyicilerimiz, şöyle yapacağız. Yani tutup da ağzımıza salkımı sokacağız halimiz yok dedin. Taceddin abi, yani senin çene yapısı bayağı bir geniş abi. Yani hoşuna gitti. Hep beraber giriyoruz. Allah bu günleri arattırmasın. Favorin kim? Serkan. Taceddin abi. Favorin kim? Hüseyin mi? Niyazi köyde yetiştiği için üzüm yemesini daha iyi bilir yani. Evet, o zaman şöyle yapıyoruz. Sol elini al abicim. Şöyle bir yarışma yapacağız. Ağzınıza kaç adet üzüm tanesi alabilirsiniz? Yarışmamız başlıyor. Sayacağız. Başla Niyazi kardeşim. Başlıyorum. Başla. Ben sayarım. Bir. Afiyet olsun. Kimeden bekler? Ağzına doldurur. Abi afiyet olsun. Taneleri. Teşekkür ederim. Abi yemeyeceksin. Tamam. Tamam mı? Yiyorsun hala. yemeyeceksin. Türkçe var mı Niyazi Bey? Tamam abi. Tamam, bir dur da. Ye ağzındakileri, bir yut. Allah Allah. Sen ağzındakileri yutana kadar. Abi yemeden ağzına kaç adet üzüm alabilirsin yarışması. Taceddin abi. Ben çene yapına baktığımda sana güveniyorum. Ama Ceyvel olmasa sebebiyle de Niyazi Bey'e güveniyorum. Abi bir dur nefes al. Tamam, bir dur. Abi. Başlıyoruz. Yemeyeceksin. Ağzına atacaksın. Tamam. Kaç tane alabileceksin? Bir. Tamam. At ağzına. Yutma. İki. Yutma. Üç. ...14 değerli izleyiciler, alkışlıyoruz... ...bedeni cesaretlerinden dolayı... ...ve şimdi dönüyoruz, ezeli rekabet... ...ama ebedi dostluk... ...Taceddin Bey, öncelikle sağlık raporunuz var... ...var... ...vasiyetinizi yazdınız... ...tabii, %90'ı sana bıraktım zaten... %90'ı mı bana bıraktın? Bana bıraksan borç bırakırsın değil mi? Ya onun için zaten... ...ne demişler efendim... ...ne demişler... ...cahilsen kelime dağarcın azsa... ...bulacaksın kendine bir sözlük... Üzüm yeme yarışmasına bağda gireceksen gözüne takacaksın gözlük. Gözlüğü tak abici. Evet. Üzümü görüyor muyuz? Görmez miyim? Görüyorsun evet. Tanelerini de görüyorum. Tamam. Taceddin Bey yemeden kaç almıştınız? 12. 14. 14.
14 adet rakibiniz dişli çıktı bayağı. Bir taraftan da yemeye devam ediyor. Başlayalım efendim. Besmele'yi çekti. 1 2 3 Ben Taceddin abiden yanayım. 4 15 Evet, şampiyon Taceddin. Abi rakibin al. Alkışla rakibin. Tebrik ediyorum abi Taceddin abi. Öp elini. Teşekkür ederim. Bu adamın eli. Bükemediğin eli öpeceksin. Bükemediğin gülü. Evet. O zaman diyorum ki belki de şampiyon ben olacağımdır. Benim çene yapım ufak. Evet, evet abicim. Besmele'yi çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Müşküle üzümü değerli izleyiciler. Altını bir kez daha çizelim. Türkiye'nin en kaliteli üzümü. Nerede yetişiyor? Ceyve'de yetişiyor. Ne dedik az önce? Sakarya, Adapazarı, çeşit çeşit meyve ekranlarınıza geliyor. Bereketli topraklar Ceyve. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Senin kaçtı abi? 15. 15. Senin 15 abi, tamam. Şimdi bakalım biz ne yapacağız? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Yeme. 2. Yemiyorum abi, kenara alıyorum. Bak, bak şişti bak. 3. Şampiyon. Şampiyon. 22 adet üzüm. 21. Bundan öteye yoktur sözüm. Sağlık sıhhat bulmak istiyorsan gel Geyve'den al bir arsa. Sağlık sorununa bul çözüm diyorum. Katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Müşküle üzümünü gelin Geyve'de dalından alın toplayın. Selamünaleyküm. Aleyküm. Sedat abi hayırdır, neye çöküyorsun ya? Sepet yapıyoruz. Sepet yapıyorsun, demin evet. Bir çöktün. Ya dizinde şu altını düzeltmemiz gerekiyor. Nasıl oturması yani? İçin. Şu ben, şekilde yapıyorsun. Abi senin kilon kaç? Benim kilom 77. 70, ben 105 kiloyum abi, ben bir çöküyorum hepten gitsin. Nereye çöküyorum? Abi çökme kilom. Abi aman Allah'ım ha. Vallahi de evet. Bak karışmam, bunlar olmasın senin demek. Olmaz. Aha gitti. Gitmez. Rahat ol. Nasıl gitmedi abi Sedat yok, abi? Elemeyi gözlüyorum. Böyle habire bastıracağız mı böyle? Yok bunu tamam, bu böyle duracak artık. Kıvamına geldi mi? Aha, tamam otur. Bu adam taşır ya. Taşır mı? Yok o da değil. Vallahi bakayım ya. Aha da taşıyor be abi be. Abi nerede kaldı eski ustalar abi? Maalesef öyle oldu. He? Evet. Neyle oldu? Ya yaşımız ya. Kaç? Yaşım 50. 50? Evet. Ustalığı kimden öğrendin abi? Babamdan, atadan geliyor efendim. Atadan geldi. Kaç evet. Yaşında usta oldun? Kaç yaşında? Ya 17-18 yaşında bunu yapmaya başladım. Ben bugün başlasam ne zaman usta olurum abi? Ömrün yetmez diyor. Yine 2-3 yılda olursun inşallah ya. Oğlanı öğretiyor musun evet. Abi çocuklara? Oğlanın heves yok benim. Benim gibi heves yok onda. Sende heves var mı? Bende heves var. Bıkmadın mı? Hayır. Kaç tane sepet ördün be Sedat abi? Ya sayısını bilemem ki ama şimdiye kadar. Hani bir türkü var ya, şu ömrümü kilim yaptım yoluna serdim. Serdim evet maalesef. En çok hangisinden keyif alıyorsun sepetin? Çeşit çeşit sepet var. Sepet var mesela ya. Abi. Bu da sepet. Evet. Aha bu da sepet. Evet. Öncelikle şundan bahsedelim. Hı hı. Sepet hangi ağaçtan yapılıyor abi? Yabani fındık dediğimiz bu derelerde olur. Yabani fındık yani normal aşılı fındıkların yabanisi. Ha yani bu, üzerinde fındık olmayan. Yok yabani zaten onun fındığı da yenmez zaten. Sen çok bunları nereden ya. Alıyorsun abi bu kadar şeyi? Derelerden alıyorum ya. Kendin mi gidiyorsun? Ha kendim gidiyorum. Kendin kesiyorsun. Evet. Kendin biçiyorsun. Aha, aynen getiriyorum fırında. Serbest mi? Şirip, serbest, bunlar da kaçak değil bu. Ha, evet abi. Yabani fındık ağacı bu. Abi ha. Zor iş değil mi bu ya? Zor iş ama işte. Düz olması gerekiyor herhalde biraz böyle. Tabii ki. Sen kendin mi düzeltiyorsun yoksa? Abi kaç kilo yabani fındık ağacından bir sepet çıkıyor? Mesela şuna ne gider? Ya. Şöyle gramaj olarak baktığın zaman diyelim bu 300 gram.
Sen bu 300 gram sepet için abi kaç kilo fındık ağacıyla çalışıyorsun? Evet, evet. Bir 10 kilo nesi harcarsın. Yani şu 10 kilo fındık ağacından mı çıkıyor? Aynen. Ne diyorsun? Maalesef öyle. Tabii. Peki abicim ne kadar dövüyorsun şöyle bir sepeti? Demin şuna çalıştın mesela. Buna ne zaman başladın abi? Ne zaman? Yarım saat nesi bitiririm Allah nasip ederse. Yarım saatte ama hazırlanmış yani şu bak. Ağacı hazırlanmış. Tabii ağacı hazırlanmış şekilde yarım saatte bitiririm bunu. Peki tekini. Sedat abi bir sepet. Ama bunun daha bu delme şeyi var bunun aparatı. Bundan deliyorsun ağızlarını bağlıyorum şu şekil mesela gördüğünüz gibi. Ama toplamda bunlar bir saat sürüyor mu? Fazla sürer. Bir saat, bir buçuk saat sürer. Aynen bir buçuk saatte bunu sıfırına yaparsın. Peki sepetleri kime satıyorsun Sedat abi? Şu anda belediyemize sepet yapıyorum kalmadı. Ben. Tabii. Sipariş olduğu zaman veriyor, geliyorlar, sipariş veriyor, onları yapıyorum. Bir rekorun var mı veya bir oturduğun zaman kalkmadan kardeşim 15 saat yaparım diyor musun abi? Yok. O kadar yoruyor çünkü makine işi yok ya bunlarda. Devamlı elle, peki, vücutla çalışıyor. Peki bunu mesela ticari olarak satacak olsan kaça satıyorsun? Şimdi belediye yapıyorsun da emeğine değiyor mu? Allah bereket versin değiyor. Değiyor. Evet. Ömrü ne kadar abi bunun? Ömrü bir kere ne bileyim. Adam bunu aldı, iyi kullandı. 30-40 yıl kesinlikle gider. Çünkü bunlar da ya, kurtlanma yapmıyor. Çünkü pişiyor ya fırında. Evet. Haşlanıyorlar. Arkadaki fırında mı pişiriyorsun? Tabii şuradaki fırında önce ateş yakıyoruz evet. Orada bir saat, bir üç saat kalı bütün ağaçlar duruyor. Ondan sonra bıçakla diliyoruz biz bunları. Dildikten sonra da tezgah dediğimiz aparatla orada bunu şu hale getiriyoruz, inceltiyoruz. İnceltiyorsun. Ondan sonra da çatıp örmesini, kıyılamasını. Suya dayanıklı mı Sedat abi? Tabii ki. Ya Stansa'da bir şey olmaz. Yok 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 kesinlikle. Kaç kilo yük taşır abi? Ya şimdi yükünü yani basıncı olarak bir şey diyemem. Yine 50-60 kilo şu böyle basınç yapabilir bunlar. Küçük ama büyükler var abi mesela. Niye bu sepetçilik öldü? Ya sepetçilik öldü, semercilik öldü. İşe çıktı ya. Onlar kalktı işte abi. Yani ha. İyi fikir değerli izleyiciler. Bak bu şimdi iyi bir yerden tutturdun abi. Yani mesela ufak bir alışveriş yapacaksan arabanda veya evinde bulunduracaksın. Devam. Sipariş geliyor. Geliyor mu? Buyurun kuruşa. Ha. Hayır, şu manada diyorum yani, tabii, yani şeyler organik torbalar dağıtıldı ama aslında bu da hem gelenek açısından hem görenek açısından hem tarih açısından hem dayanıklılık açısından tabii ki bence güzel bir alternatif. Sadık abi, aletler abi neyle yapıyorsun? Yani sepetçilik yapmak için ne gerekli abi? Bu ne abi? Bu işte bak, şuralarını deliyoruz ya. Evet. Heh, kılavuz deriz biz bunu. Şöyle deliriz, yani şunun daha sağlam olsun diye ağızları. Bunlar da çarmık. Yani bunsuz bu ürü öremezsin bunu. Demin de gördüm. Ha anladım. Tabii. Çünkü ona şekili veren bu aralara attığımız çarmıklardır, şunlardır. Abi Ceyve'de senin gibi bu işi yapan var mı? Şu anda yok. Hep. Sen tek misin? Yani şu anda tekim. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Evlada niye öğretmedin abi? Anca saçları tarıyor abi orada. Maalesef bu çalıştığı öğrenmiş için. Evet. Yani ben de çalışıyorum gerçi de. İşte aslında yani nesil devam etse daha iyi benim için. Bugün kaç saat şimdi çalıştın abi? Bugün kaç saat çalıştım? Saat 9'dan beri buradayım işte. 9'dan beri buraya oturdun hasırın başına. Evet. Yemeğimi yedim. Saat 5. Burada. Yani artık yavaş yavaş bir tane daha yaptım Allah nasip ederse. Yeterlidir benim yeterlidir için. Ondan peki buradan böyle bu işlerin yetkililerine bu meslekleri sürmesi için söyleyeceğim bir şey var mı? Tabii ki ben istiyorum ki bunun devam etmesini istiyorum. Yani şunların kaybolmasın. Yani şu ne bileyim benim için değerli bir meslek. Yani baba mesleğinden mi geliyor artık onu ben şey yapmıyorum ama içimdeki söyle yani. Ben şu mesleği kaybolsun istemiyorum inanın. Tabii. Allah sana bilmiyorum o zaman uzun ömür versin abi. Hepimiz gözlerin versin, kapanana tabii kadar görsün. Kulakların kapanana kadar duysun. Sağ olun. Ağzın olun söylesin, elin çalışsın. Allah razı. Doğru mu abi? Amin. Amin. Dua edebiliriz abi. Muhakkak tabii ki. O zaman fazla vaktini almayalım abi. Sen bunlara da sapını yapacaksın şimdi. Tabii ki bu şu şekilde getireceğim. Ondan sonra şunu ağzını çalışacağım mı şimdi? Allah nasip ederse çalışacağım. Allah nasip ediyor abi şu anda. İnşallah. Yani şu an konuşuyorsan nasip ediyor demek. Tabii ki. Abi o zaman devam et. Evet değerli izleyicilerimiz. GV'de Sedat Usta babadan kalma 50 yaşında yaklaşık 40 yıldır sepet örüyorum diyor. İnşallah yeni çıraklar çıkar da bu meslek devam eder diyoruz. Görüyorsunuz hem sağlıklı hem hijyenik hem doğal hem dayanıklı yolunuz GV'ye düşerse Sedat Usta'yı mutlaka bulun. Kolunuza bir tane sepet takın. Ondan sonra ayvalarınızı, üzümünüzü, biberinizi, elmanızı, armudunuzu, kerevizinizi, pazarınızı görün.
Evet değerli izleyicilerimiz, Sakarya'dayız, Geyve'deyiz. Gördüğünüz gibi yolun ortasına çöktük. Niye? Çünkü Sakarya'nın en açık sözlü ve en güzel gözlü hanımefendisiyle birlikteyiz. Kütüğe göre 85, nüfus kağıdına göre 75 ama kemik yaşına bakarak 65 yaşındaki annemizle birlikteyiz. Nasılsın, iyi misin? İyiyim oğlum. Siz de iyisiniz. Yola çökmüşsün. Ne yapalım, yola gittiniz, ben de yola çöktüm. Senin yüzünden arabalar sağa sola kaçıyor. Kaçsın arabasına, araba sağa kaçsın, sola kaçsın, nereye kaçar? Biz oturduk ya, boş ver. Yeter diyorsun. Yeter. Senin için Sakarya Geyve'nin tarihi eseri diyorlar. Evet, bayağı vayım ya oğlum, yaşımda. Ne kadar var? Ben 75. 75. Ben 80 değilim, ben 75. Nasıl oluyor? Allah o günü de göstersin de. Niye ben 80 değilim dedin? Değilim. 80 olunca ne olacak? Bir şey olmaz, ölürüz. Allah uzun ömür versin, niye ölüyorsun? Sağ ol, cümleyle beraber. Cümle. Enişte sağ mı? Değil. Enişte genç öldü. Kaç yaşında? O 42 yaşında öldü. Sen o zaman kaç yıldır ben? 37 yaşımda kaldım, 4 tane çocuğumla. Onlarla işte haşır neşir oldum. Ev verdim, barkardım. İşte ne bileyim, uğraştım durdum şimdiye kadar oğlum. Tarlamda, tapamda, her yerde uğraştım. Çalıştı. Çalıştım. Bir şey dikkatinden kaçmadı. Alyans? Canım, o bana takıldı, ben yaşlılarda da var. Ne zaman takıldı? Canım. Çoktan beri, senelerden beri takıldı. Altın mı? Altın. Enişte lazımsa mi taktı? Veren. Hayır, yok, hayır. Lazım değil ya. Allah'ım gönlüne bak, lazımsa veren diyor ya. Hani şey dedim yok, yani. Yok yok, enişte falan hayır, takmadı oğlum. Hani o 37 yıl, hayır, 37 hayır. Bayağı bir... 30, eskiden vardı 37, işte. 38 yıldır hani evlenmedin evet, ya. Evet. Alyansı da takınca kimse zaten yok, yok. Yanaşamaz. Ben teklifte sadece de bulunamaz. Bir taktım, abdest alırken iyi olur dediler. Böyle çevirirken şey bakan, ben de takındım, bir tane daha çıkarmadım. Peki rahmetli senin neyine vurulduydu? Gözler ta böyle yemyeşil. Daha gençlikte güzeldik oğlum. Şimdi yaşlandık artık. Şimdi yaşlıyız. O zaman daha güzeldik tabii ki. Gözlerimiz çakır, yanaklarımız kırmızı. Tabii ki güzel olacağım. Öylesin maşallah. Şimdi artık yok, yaşlandım artık. Vallahi mı? Ama pozitif bir enerjim var şimdi. Var. Gerçeği konuşmak lazım yani. Biz söyledik sana yani, genetik yaşın 65. İşte... Ben oğlum neşeli insandım çok. Sabahleyin erken kalkarım. İşte yem namazımı kılarım. Ondan sonra işte kahvaltı şeyi hazırlarsam hazırlayıvereyim. Kızı okula göndereyim. Artık bunlar kalkıyorlar bazen. Bazen hazırlıyoruz, beraber yiyoruz. Bazı bunlar işe gidiyorlar. Ben hazırlayayım, evde kim kalsa beraber yiyoruz işte. Mutluluğun sırrı? Şükür Allah'a mutluyuz. Mutluyuz Allah'a şükür. Uzun yaşamın sırrı? Uzun yaşamak da iyi oğlum. Kocalığın da bir tadı var. Allah Allah, kocalığın dadı var. Nasıl bir dadı var? Ama bunun da dadı var, kocalığın da bir dadı var. Nasıl bir dadı var? Gençliği nasıl yaşadınsa, kocalığın da öyle yaşayasın. Böyle iyi oluyor kocalıkta da gene, huzurlu olduktan sonra tabii. Huzurlu olduktan sonra tabii güzel yaşanma. Yani iyi, şükür Allah. Hep şükrettin. Hep şükrettim, hep şükür, gene şükür. Şükür edeceğiz oğlum, dünyanın için geldik, şükür edeceğiz. Yiyeceğiz, içeceğiz, çalışacağız tabii ki. Gelin en son ne zaman elini öptü? Her zaman öpe. Bayramla da, seyranla da böyle bir şey oldu mu? Bir adet oldu mu öpe. Hiç atıştığınız oldu mu? Oluyor arada. Fırçayı kim atıyor? Ne bileyim, artık gençlere uymuyoruz. Yaşlılar sesimizi kesveririz. Allah Allah. Atışınca ne yapacağız? Hep kavga mı edelim oğlum dünyaya? Hiç üste çıkmıyor mu ya? Yok. Hiç uğraşmayız böyle. Çok öyle uzatmıyoruz biz kavgayı. Huysuz tarafları var mı? Yok yok, iyi iyi. İyi Allah'a şükür. Ya iyi. O da oradan arkadan izliyor diyor şimdi. İyi iyi diyor. Sen daha az uyanık değilsin. Yok ben doğrusunu konuşurum. Ne yapacağız oğlum? İyi tabii ki. O benim elime geldi. Ben onu alalı 20 seneyi geçti. Ben onu ufak aldım öyle. Allah Allah. Ufak alınca ben onu severek severek aldık. Ya sen mi aldın? Çocuğun mu aldı? Çocuğum aldı da tabii kayınla da sevecek oğlum. Hep kocalar mı sevecek? Kayınla severse bu iş yürür. Yani senin kanın ısınmasaydı diyorsun çoktan bu evlilik gümbürtüye gittiydi. Yok, o tabii oğlum istedi de, oğlum istedi aldı da ben de tabii onlara uydum, sevele kaldık işte. O zaman şöyle çağıralım Anşa Hanım'ı da. Anşa Hanım buyurun efendim, gelin bakalım. Deminden beri anlatıyoruz, Anşa Hanım aslında yöreselde biliyorsunuz marmaleti yapan hanımefendi de bir elini öpün benim önce. Annenin bir elini öpür. Evet, Anşa Hanım elini öptü. Biz öperiz, tarlırız. Şimdi ideal gelini tarif eder misin? Ayşe Hanım, gelin hanım. Ya çok uyanıksın sen ha vallahi billahi. Yani nedir yani ideal gelinin özellikleri nelerdir? Ama iyiyiz oğlum işte geçinip gidiyoruz. Tabii ki arada bir dıngıtılar olur gelin kayını arasında ama uzatmıyoruz. Ondan sonra acaba acık iki küssek de kalır arada. Ondan sonra iyileşiriz, ne yapacağız? Tamam, ona benim itirazım yok. Ben diyorum ki ideal bir gelin
nasıl olmalı? Şimdi Anşe Hanım geliniz ama ideal gelin nasıl olmalı? 3-4 tane huyunu say bize. Ya ideal gelin... Herkese Anşe Hanım gibi hanım nasip olmayabilir. Hürmetli. İdeal gelin nasıl olmalı? Hürmetli olmalı. Gene ondan sonra anneciğim demeli. Yani önümüzde arkamızda şöyle yapalım, böyle yapalım. Tabii iyi yönleri olur, olabiliyor. Sen nasıl bir gelindin? Ben de öyledim. Neyle? Ben kayınlamdan hiç kavga etmemişimdir. Kaç seneler yaşadım da daha bir kavgamız olmadı bizim. Kaynanam dediğim oluyordu, senin dediğin. Kaynanam yok. Ben demezdim. Eskiki gelin öyle değildi. Şimdikiler başka. Ne, nasıl bir başkalık? Şimdikiler yapabilirler. Biz konuşamazdık hiç kimsenin yanında olup. Ya öyle şey öyle car car edemezdik hiç. Allah seni nazardan saklasın. Sana bir 30 yıl daha ömür böyle sağlık. Amin cümlemize versin. Yani çünkü yaşamak için. Genelde yaşlılarla konuştuğumuzda değerli izleyiciler Allah'ım canımı alsın diye dua ediyorlar. Öyle dua Allah. Allah vermiş canı Allah alır oğlum bizim. Hayır elden ayaktan düşmeyeyim gideyim diyorlar da. Senin öyle pek gitme niyetin yok. Ben ne diyeyim bak 3 gün yatak 4. gün toprak diyeyim ama. Şimdi iyiyiz şükür Allah'a. Ama seviyorum diyorsun yani yaşlılığı. Yaşlılığı seviyorum şimdi tabii bunun da bir tadı var kendine göre. Yaşımızın da bir tadı var. Yani fazla hangi yemeği seviyorsun? Ben her yemeği severim. Tavuğu çok severim. Ne? Tavuk. Tavuğu çok severim. Tava mı tavuk mu? Tavuk tavuk. Tavuk. Haşlanmış tavuk mu? Haşlanmış biftek olsun, mi? Kızartması olsun. Tavuğu çok severim. Her çeşidini severim. Yapıyor mu? Herki tavuk olsun. Gelin tavuk yapıyor mu? Yapa. Alıp gelirler yapala. Abi sen biraz böyle dana biftek desene, antrikot yok, dana, desene, tavuk ucuz ya. Onları o kadar şey yapmam, aramam da tavuğu çok severim işte. Her gün tavuk gelse yersin yani. Yerim. Onu öyle haşlarım yerim, ondan kızartırım yerim, yerim yani. Sizin kaynanayla aranız nasıl? Elhamdülillah. Öyle olmasaydı 22 senedir beraber oturmazdık, beraber yaşamazdık. Berabersiniz? Beraberiz. Evet. Kaç kişi yaşıyor bu evde? Ben, bir annem var ailemle birlikte. İki çocuk, eşim, annem. En sevdiğiniz huyu? Hep güler. İyidir yani. Anlayışlıdır. Huysuz değildir. Değerli izleyiciler, biz bu ailenin arasını bozamayacağız gelinle kaynananın. Bunlar örnek gelin kaynana ilan ediyoruz. İsim neydi annem? Kadriye. 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 Çok da güzel bir ismim var. İki de güzel isim Ayşe. Evet. Allah mutluluk versin. Amin, amin oğlum. Cümleye versin, bizlere de versin. Evet değerli izleyiciler, şu anda 3 kuşağı görüyoruz. Torun, anne, kaynana. İnşallah 4. kuşağı, 5. kuşağı, 6. kuşağı i̇nşallah. Sana nasip eylesin. Torununu görürsün inşallah. İnşallah ama o zaman daha çok kocarım oğlum o zaman diye. Artık istemezler bir yolda. Torunlar ister ama onu öyle çirildekken birildekken istemem. Çiril demek ne ya? Yaşlılıkta çirildersin, düşersin, kalkarsın. Ya senin gibi kaynanayı, senin gibi nineyi kim istemez ya? Sen tatlı dillisin, bal yiyorsun herhalde. Yiyoruz, bal da yiyoruz, yağ da yiyoruz, her şeyi yiyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Amin, amin. Hem torununa uzun ömür versin, amin, hem gelinine uzun ömür versin, hem sana uzun ömür versin diyoruz. Amin, cümleyle oğlum. Bu ev, bu ev huzur evi koyalım biz bunun. Yani böyle huzurun yaşandığı evet, ev koyalım evet, inşallah. Evet. Koyun oğlum, huzur evi koyun. Meyvede tabii insanlar böyle güzel organik meyveleri yiyince, organik beslenince böyle insanlar da huzurlu. Biz tarlalarda çok çalıştık oğlum. Tabii vücutla artık ayrı öyle. Çalışa çalışa demek ki dirençli oluyor acık yaşlılıkta. Artık yani şimdikiler acık yoruluyorlar, gençler çalışırken yoruluyorlar, şey yapıyorlar ama bizler öyle olmadık. Kaç yıl çalıştın tarlada? Çok çalıştım, seneler boyunca çalıştım. Ömrüm tarlada geçti. Tarlada geçti. Sana mutluluklar diliyorum. Amin, amin. Gelinle beraber, torunlarınla beraber, i̇nşallah, daha inşallah. Evlatlarınla, erkek çocuklarınla uzun ömürler diliyorum. Yani oğlumuz vardı, eremedik Ayşe'm. Soner. Ne oldu? Bir tane torun var şimdi üniversiteden, yani neyse ereceğim ben dedi, eremedi. Ha, gelemedi. Gelemedi. Hayırlısı olsun, neyse gelir.